Evet, Teker Stüdyo'dayız. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Anunnakiler uzaylı mı dedik, popüler bir söyle şekliyle ve bunların bir soy ağacı var dediniz. Hı hı. Ondan biraz bahsedelim mi? Nasıl şekilde geçiyor? Şimdi bu iki soyun mücadelesi, kavgası, evet, kavramı burada da karşımıza çıkıyor mu? Şimdi bu kavga Sümer tabletlerinde gerçekten geçiyor. Ama olduğu gibi yansıtılmadan manipülelere uğrayarak da günümüze gelen çok yanlış bilgiler de var. Bu sadece Sümer tabletlerinde geçmiyor. Bütün mitolojilerde, tarihi kayıtlarda geçiyor, ve geçiyor. Evet. Yani bundan da inanç sistemlerine bir saldırı olarak kimse bunu algılamasın. Eğer tek bir yaratıcı varsa, Sümer tabletleri döneminde o yazılar yaratırken de tek yaratıcı vardı. Evet. Şu anda da tek yaratıcı var. Sümer'den milyarlarca yıl öncesinde yine tek yaratıcı niye var. Niye biliyor musun üstad? İnsan inandığı şeye bilmiyorsa, güvenmiyorsa korkar. Zayıf. Bilgisine güvenmiyorsan korkar. Tabii. Yani bunun bütün korkunun kaynağı bilgisizlik ve güvensizlik. Evet. Yani bence yaratıcı tek, evrende tek bir yaratıcı var. Bununla da ilgili çalışmalar var. İnşallah onunla ilgili başka bir program yapıp uzun uzun bunu da anlatırız. Ama şunu çok net söylüyorum. Anunnakilerden hiçbirisi yaratıcı falan değildir. Asla da olamaz. Bunları birbirine karıştırdığınız anda siz şirk koştunuz demektir. Yanlış tarafa yöneldiniz demektir. Ama burada 120'nin üstünde peygamberden bahsediliyor. Kim bunlar? Kimse bunu soruşturmuyor. Şimdi bildiğimiz Kur'an'da geçen kaç? 28 kadar. Siz daha iyi tabii biliyorsunuz. Tabii isimleri sayılanlar var. Herhalde 28 falan tabii yani işte yani. Tamamını toplayınca bu çıkıyor. İşte Zülkarneyn peygamber mi değil mi filan. Ama bunların binlercesinin peygamber olduğu söyleniyor. Kimdir bu elçiler? Kimse bunları görmüyor. Kimse. Yani aslında Anunnaki kavramı semavi dinlere bir karşıt bir görüş değil. Semavi dinlerin içinde geçen mesela Ad kavmi, Semud kavmi, sizden önce yok ettiğimiz insan ve cinlerin kavimleri diyor. İnsan olmayan kavimlerin dünyada yaşadığını zaten Kur'an'da, Tevrat'ta her yerde çok net görebiliyoruz. Ama kimdi bunlar diye sormuyoruz, sordurmuyor. Bir takım şeyler bunun üstünü örtmüşler. İşte bunlar bizim Anunnaki dediğimiz, işte Siriuslular, Pleiades'ler, dünyadaşı bir sürü cin deyip geçtiğimiz kavramlar. Hatta şunu da eklemek lazım. Yani Sümerlerden 5-6 bin yıl daha geriye gittiğimiz zaman Göbekli Tepe'yi karşımıza görüyoruz. Tabii. Ve Sümerlerin anlattığı hikayelerin, yani o Anunnaki tanrılarının Göbekli Tepe'deki çizimlerde olduğunu da görüyoruz. Aslında evet. Sümerlerin birebir yaşadığı olaylar değil, kendilerinin atalarının binlerce yıldır verdikleri bilgiyi aktarıyorlardı. Şimdi Göbekli Tepe'de 3 kere gittik. Yerinde de incelemeler yaptık. Onunla da detaylı çalışmalar, seminerler yapıyorum. Göbekli Tepe'ye baktığınız zaman ne oluyor? Orası bir yerleşim yeri değil. Yani yenilip içilip yaşanmış evet. bir yer. Etrafında hiçbir şey yok. Kemik yok. İşte başka şey yok. Yani birkaç tane. Evet, yani bir iskan yerleşim görmüyoruz. Yeri yerleşim değil. Görmüyoruz. Gittiğiniz zaman bunu çok iyi hissediyorsunuz zaten evet. orada. Yani oranın en yüksek dağında kayalık bir yerde minicik bir alan baktığınız evet. var. Ne oluyor? İlk burasını Göbekli Tepe'yi ne diyorlar? İlk tapınak. Hangi din? Hangi tanrı? Şimdi orada kimse cevap veremiyor. Ama üzerindeki şeyleri çözebilirseniz o zaman siz cevapları buluyorsunuz. Neden? Tanrı Tengri. Bakın bu başka bir şey. Ama gök Tengri başka bir şey. Yani ilah başka bir şey. El ilah başka bir şey. İlahların ilahı. Evet. Yani doğru. burada bir hiyerarşi olduğunu her dinde, her mitolojide, her tarihi kayıtta, her tablette çok net görmek mümkün. Doğru. Ve bunları birbirinden ayırmazsak işte kaos o zaman başlıyor. Yani evrenin yaratıcısı bir evet. güç var ama bir sürü boyutta bir sürü metafiziksel, fiziksel varlıklar var. Bunlar mesela, dünyayı insanla etkilemişler. İnsanlar bunlara tanrı demişler. İl kavramı antik dünyada hep tanrı anlamında kullanılmış evet. ve meleklere baktığımız zaman meleklerin Cebrail veya Gabriel hı hı. hep il veya el takısı şeklinde kesinlikle. Karşımıza çıkıyor. Hı hı. Yani o insanların aslında Tanrı dediklerini biz bambaşka bir şeyden bahsediyorlar. Hani tabii yani Tanrı denilen şey bunun kavramı Kur'an'da da aslında çok net geçiyor. Ama Allah, Tanrı, Rab, Yaratıcı, İlah, O, Biz bunların hepsini aynı der iseniz hepsi Kur'an'ı anlama ve çözme şansı yani bence kalmaz. Farklı kavramlar niye kullanılmış sorusu da var. Onun tabii. da cevabı yok. Yani Kur'an'la ilgili şunu söyleyebilirim. Kur'an'da geçen O kavramı bakın tekil. Doğmamış olan, doğrulmamış olan. İyinin, hayır ya da şeyin geldiği tek kavram var, o. Ama o ile biz kavramı aynı değil.
Yani bunu çok önemli tanıdık ilahiyat profesörlerimiz programlarda diyor ki İngiliz kraliyet ailesi de kendinden tek bahsederken biz olarak bahseder. Onlar bahseder yok, zaten yok, o Kürt cemiyetin uzantısı. Ya onları baz alarak Kur'an'ı açıklarsak yanılırız. Buradaki biz kavramı ara varlıklara denk gelir. Ama bunlar insan olmadıkları için, insanüstü vasıflara sahip olduğu için de bunlara o dönemde tanrı denilmesi çok normal. Çok çünkü normal. Ona tanrı deniliyor ama gök tanrı, onun üstü olan tek olan şey o değil. Evet. Onlar sadece insanüstü demek aslında. Yani tanrıya baktığınız zaman bir sürü tanrı var. Doğru. Doğmamış, doğru olmuş olan tek bir tane, tekil olması lazım. Biz buna Allah kavramını bu tekillik için kullanıyoruz. Yani eskiden tanrı kavramı yöneticiler için hep kullanılmış. Yani tanrı tabii. Kral kavramı vardır ya, yani kral aynı zamanda tanrıdır. Yani o halkın tanrısıdır. Kimdir? Kraldır. Evet. Yani o da Mısır'da çok net karşımıza çıkıyor. Şimdi Mısır'a baktığınız zaman tanrılar yönetiyor ve bu on binlerce yıl yönetiyor. Yani Enki mesela Ptah olarak Mısır'da geçiyor. 9000 yıl yönetiyor. Hangi insan 9000 yıl yönetebilir? Yani bunları o dönemin insanlarını alıp bugünü bugüne getirip bugünün dünyasını gösterseniz ve onlara anlat dediğiniz zaman bugünün devlet başkanlarını tanrılar der. Evet, tanrısallaştırabilir. Öyle tarif ederdi. Ama o zaman gerçekten tanrılar var. Yani tanrılar tabii, var. Bakın ama çoğu olarak yani, kullanmak bizim tamam, tekil tanrıyı iptal ettiğimiz anlamına gelmiyor. Krallığın tanrılardan yarı tanrılara, sonra yarı tanrılardan da insanlara geçmesi anlatılıyor. Devredildiği anlatılıyor. Bu antik tarihi kayıtlarda var. Mesela evet. Meneto'nun kayıtlarında geçiyor. Tabii ki. Yani burada insanın üstü bir başka bir varlıktan bahsediyor. Çok yani gökyüzünden geldi diye söylüyor. Bakın bunların krallık sürelerine bakın. Ama yarı tanrı bak. Şimdi bir de bunların insanlarla melezleşme münasebetlerinden de bahsediyor. Aynen öyle oluyor. Yani bu melezlik günümüzde ne oluyor? Bunlar benim yorumumla, düşüncemle Zülkarneyn denilen, yani peygamber olup olmadığı belli olmayan kişi, ki bu sizler bunu çok güzel izah ediyorsunuz programlarınızda da, kitaplarınızda da. Bu zaman içinde hareket edebilecek insanüstü özelliklere sahip bir şahıs. Evet. İnsanüstü özellikler var. Bu bir set yapıyor. Ve bu işte o zamanki tanrılar şimdi nerede dediğiniz zaman Zülkarneyn Seddi'nden sonra bir yasak geliyor. Belli bir döneme kadar, yine astronomik, astrolojik bir döneme kadar bu insanlar burada kendi başlarına, yani bizim böyle milli parklarımız vardır ya, hani avlanma yasağı, orada evet. Müdahale yasağı uyguladığımız, dünyaya böyle bir şey yapıyorlar. Şu döneme kadar bak, bırakın bakalım hangi gen üstün gelecek. Özgür irade yasası diyorlar, veriyorlar. Ama bu vesvese verilmeyeceği, yasakların delinmeyeceği anlamına gelinmiyor. Evet. Siz özgür iradenizde bazı yasak ritüelleri yaparsanız negatif evet. Şeylerde hatta iletişim yine heyecanlı bir yere getirelim konuyu. Şimdi bu bir erişim kısıtlaması o Zülkarneyn kavramıyla evet. Karşımıza çıkıyor ama şimdi bunların genetik özelliklerini taşıyan bir grup elit insanın var. Ki bunlara sözde elit diyelim de hani birçok isimlerle anılıyor. Ama biz bugün baktığımız zaman biraz daha politik bir bakış açısıyla incelediğimiz zaman küresel sermaye diye bir kavram karşımıza evet. Görüyoruz. Ama her bir elit bir grup var. Her şekilde karşımıza çıkıyor. Ve bunların aslında okült, ezoterik ortaya koydukları bazı. Metinlere baktığımız zaman, ki metin derken buradaki sembolizmi kastederek söylüyorum. Tamam, çünkü ezoterizm anlattıklarımızı sembolik bir uyumlu. Metin olarak söylenebilir. Tam olarak bunu görüyoruz. Evet. Yani kendini başka bir dünya dışı, göksel bir soya öykünen bir elit grup görüyoruz. Ve şimdi burada bu ses frekanslarıyla bir şekilde hı hı. Şimdi oraya bağlayacağım konuyu. Şimdi bu ses frekanslarıyla insan zihni manipüle edilebilir mi, edilemez mi? Hemen. Bu çok enteresan. Evet. Nedir bu? Direkt cevabı. Hem konuyla hem frekanslarla bağlantılı bir cevap vereyim burada. Şimdi bakıyorsunuz frekans olayına baktığınız zaman frekans döngüsü olan her şey aslında bir frekans. Bunu en iyi kim kullanıyor? Yine bu gruplar kullanıyor. Nasıl kullanıyor biliyor musunuz? Hard denilen bir teknoloji, artık herkes bunu duymuştur, bilgisi vardır. Yoksa da basitçe internetten ulaşabilir. Harp iyonosfere frekanslar çok yüksek enerjili, düşük frekanslar yansıtılıyor. Zihin kontrolünden tutun, sadece zihin olsa iyi. Artık zihnimizi tamam teslim ettik. O yangın da çıkartıyor, deprem de yapıyor, tsunami de yapıyor, kasırga da yapıyor.
Bunların belgeleri var, bilimsel kanıtlanmış ve bir sürü profesör bu konuda yetkin insanlar da bunları çıkıyor, dile getiriyor ve tehlikelerinden bahsediyor. Evet. Bugün günümüzde zihin kontrolü kesinlikle frekanslar üstünden uygulanıyor. Nasıl mı? Evet. Televizyonun zihin kontrolü aracı olduğunun patenti var. Biraz araştırsınlar, bulabilirler. Evet. Yani televizyondan zihin kontrolü nasıl yapılır? Patentli. Bakın bu tesadüfen yapılmış bir şey değil. Evet. Bunlar kullanılıyor. Sonra subliminal mesajlarla zihin kontrolü yine burada veriliyor. Sonra tersten satanik mesajlar yine Tavistock örgütü müzik sisteminde. Müzik meselesine de gelelim istiyorum. Şimdi müzikteki o görseller, ondan sonra flash çaktırmalar şeyler, bunların hepsi zihin kontrolünde kullanılıyor. Frekans olarak çok çok önemli bir konu var. Yani bu saymakla bitmez. Böyle aylarca yapmamız lazım program böyle. Çok uzun sürer. Ama şunu söyleyebilirim. 2.4 GHz'lik şu an kullandığımız 4.5G iletişim frekansı, GSM frekansları yakın bir tarihte 2.4'ten 90 GHz'e yükseliyor 5G ile. Lütfen bu ne herkes... anlama geliyor? Şu anlama geliyor. Şimdi bizim beynimizin frekansları aslında 5 vitesli bir araba gibi düşünün. Belli frekanslar olan 5 tane çarkı döndüren bir şanzıman gibi düşünülebilir. İşte alfa, delta, buradan bulabilir miyim bilmiyorum. Değişecek olan şey ne? Değişecek olan şey şu. Size zihin frekanslarına, çakralarınıza, auralarınıza müdahale sınırına geldi bu frekanslar. Artık yani hani nereden geliyor bu frekans? Kaynağı nedir bize bu maruz kaldığımız frekansın? İşte bu GSM kulelerimiz GSM var. GSM kuleleri. Yani şimdi biz kendi paralarımızla sponsor olup kendi celladımıza aşık ettiler bizi. Şimdi ben ya mesela... Şöyle çok enteresan bir şey var. Ben bu iddiayı ilk duyduğum zaman, ben de müzikle ilgilendim şimdi yıllardır. Çok dikkatimi çekti. Çok da mantıklı bir yere oturuyor. Şimdi bu La notası, 400 normalde evrensel La notasının titreşimi 432'dir. 432 Hz'de titreşir. Yani saniyede 432 kere. Doğru mu? Doğru. Ama hatta buna Vivaldi La'sı dendiğinde ben sizden duydum. Evet. Ama bugün kullanılan La notası 440 Hz olarak kullanılıyor. Mesela ben bunu yıllar sonra öğrenmiştim ama bir lise yıllarında gitar çalarken, gitarımı akord ederken telefonu açardık biz. O zaman o dönemki telefonlarda bir ses gelirdi. O ses La sesiydi. Evet. Ve o sesle biz gitarımızın La telini akord ederdik. Diğer telleri de ona göre yapardık. O 432 Hz'lik bir La akorduydu. Hı hı. Ama bazı mesela heavy metal müziklerini dinlediğimiz zaman veyahut da başka şey, grupları dinlediğimiz zaman onlarla beraber parçayı çaldığımızda akor tutmazdı. O 8 Hz'lik bir fark olurdu. Mecbur bir koma sesi kadar bir değiştirmek zorunda kalırdık. Ama bunu yaptığımız zaman 440 Hz'deki akort hiç böyle, ben hiç sevmedim yani. Öyle itici, hep kötü böyle bir negatif gelmişti bana. 432'de yaptığım akortdaki şarkılar çok daha çok hoşuma gidiyordu. Başkaları da aynı şekilde. Daha yumuşak çekici geliyordu. Ama bu 432'den 440'a alınmış. İşte bu şunun için benim dikkatimi çekiyor. Bir yöneten kitle var, bir de yönetilen daha büyük, geniş bir kitlem var. O kitlenin yönetilebilirliğini sürdürmek için belli bunları çok basit bir kurala vardır. Kitle ne kadar aptalsa o kadar iyi yönetilir. Bir rejiden ricam olabilir mi? Buyur. Frekanslar klasöründen slide 208'i verirlerse bu konuyu ben biraz açıklayabilirim. Frekanslar klasörü... Evet, oradan gidelim mi? Yani bununla insan zihnini, yani insanları negatif hale mi getiriyorlar, aşağı mı çekiyorlar? Şu çok ilginç bir detay. 440, evet, şimdi ben görselimiz gelene kadar biraz bilgi vereyim bu konuda. Bu aslında çok önemli bir şey. Çünkü artık müziksiz telefon sesinden tutun, yani televizyon programından, kliplerimize, müziklerimize kadar her yerimiz frekanslarla, müzikle bir şekilde arabada, dolmuşta, yolda giderken telefonunuzla, televizyonunuzla sürekli bir müziğe maruz kalıyorsunuz. Bunun insan doğasına, evrende her şey frekanslardan oluşuyor. Bu Tesla'nın söylediği, Einstein'ın kabul ettiği bir gerçek. Bilim adamları da bunu kabul ediyorlar. Şimdi frekanslara kim hakim olursa bu dünyaya da o hakim oluyor. Burada da tabii bunun müzik ruhun gıdasıdır diye harika bir atasözümüz var. Evet. Ama ben buna minik bir ekleme yapmak isterim. Doğru müzik ruhun gıdasıdır. Evet. Şimdiki müzik GDO'ludur. Nasıl şimdi C vitamini için işte limon, portakal iyileşir. Limon yiyorsun, fare geni koymuş. Lahanadan fare geni çıkıyor. Limondan başka bir şey. Sizi başka hastalıklara, faydasından çok zarara sürüklüyor. Müzik de böyle.
Görselimiz gelince haber verir misin? Bu arada çok spot bir cümleydi. Bugünkü müzik GDO'ludur. Evet. Çok dikkat çekici. Evet, aynen, ben böyle olduğunu düşünüyorum. Yani herkes gıdayı biliyor. Yediğimiz için abi biliyoruz. Ama müziğin yani içindeki GDO daha teknik konu olduğu için ben fark etmiyor. Müzikle ilgili içinde olduğumuz için bir üniversitede öğretim görevlisi olarak 20 yıldır bu konuları açıklayarak GDO'sundan biraz bahsedeyim. Vücudumuzda bildiğimiz üzere çakra dediğimiz, yani çark anlamına gelir, belli frekans yoğunlukları var ve bunlar birbiriyle çark gibi birbirlerine bağlı olarak çalışıyor. Bizim auramızı, ruh enerjimizi oluşturan bir sistem ve buna bağlı olarak da fiziki organlarımızda bunlarla paralellik gösteriyor, beraber çalışıyor. Ve burada doğru frekansı verirseniz, nasıl telefonlarımız artık wireless, kablosuz şarj vardır. Hani Türkçemizde koruyoruz, wireless demiyoruz, kablosuz diyoruz. Kablosuz şarj özellikle bir telefon nasıl temas etmeden şarj ya da deşarj oluyorsa, azaltıp çoğalabiliyorsa enerjisini, burada da çakralarımız da aynı şeyden etkilenir. Ve normalde bir belli bir titreşim seviyemiz vardır ve bu normal 62-68 MHz titreşimde insan sağlıklıdır. Bu 59'a düştüğü anda grip olursunuz. Ve kanser dediğimiz şey nedir biliyor musunuz? Hangi organınızın hücresi 42 MHz'e düştüyse işte orası kanserdir. Yani kanser dediğiniz şey belli bir hücrenin, belli bir organın 42 MHz'e düşmesidir. Titreşim frekans düşmesidir. Ve bu frekansı bir şekilde yükseltebilirsek, evet, bunun da üstesinden geliriz. Görselimiz geldi mi? Evet, şu anda bir görsel var ekranda. Şöyle sola doğru bakarsan görürsünüz. Evet, bu mudur? Doğru görselimiz. Şimdi gelelim 432'ye. 432'yi 440 yapı ne zaman olmuştur bakıyoruz. Vival dediğimiz klasik müzik üstadlarından bildiğimiz bestecimize kadar sürekli olarak la notası 432 akord edilirdi. Yani bu yüzlerce yıldır zaten böyleydi. Evet. Neden? Kısaca bahsedeceğim, uzun bir konu ama evrende bu iş böyle. Yani siz bunların şemaları var ama şimdi vaktimizi almasın diye açamıyorum. Güneş sisteminin gezegenlerinin yörüngelerinin açılarını inceleyin. Atomların birbirine olan açılarını inceleyin. Işık hızını inceleyin. Evrensel işte galaksilerin birbirine olan konumlarına bakın. Hep 432 katlarını göreceksiniz. Bu 432 karşımıza çıkıyor. Bizim müzikte de bunun bir karşılığının olması lazım ki bizim de 432 kök çakramıza gelir. Onun da rengi kırmızıdır. Ama Joseph Goebbels, ekranda gördüğümüz Nazilerin, Hitler'le çekilmiş fotoğrafını görüyorsunuz. Ne kadar samimi. Propaganda bakanı. Propaganda bakın. Yalan söyleme, insanları kandırma, manipüle etme bakanı. Yani bunun bakanı. Ve Hitler'le de özellikle böyle kahkahalar atarken bir şeyini kullandım görselde. Burada en büyük şey, bir yalanı ne kadar iddialı söylerseniz, tekrar ederseniz o kadar inandırıcı oluyor der. Şimdi burada kimsenin kolay kolay göremeyeceği bir bağlantıdan bahsedeyim. Hitler bu arada Rothschild'ların, yani bu Illuminati dediğimiz Rockefeller Rothschild sayesi, bunların en büyük genetiğini taşıyan sülalelerdir. Bunlar bu mavi kanın genetiğini taşıyan sülalelerdir. Ve Hitler de bunların torunudur. Ne derler bize? Hitler Yahudiydi, işte Yahudilerin düşmanıydı. Onları yaktı, sabun yaptı filan. Yo, kendisi safkan Yahudiydi. Safkan olmayan Yahudileri katletti, yok etti. Bakın bu da çok önemli bir şeydir. Çünkü Rothschild projesiydi. Ve bunu niçin yaptı? Dönüyoruz bunu, dolaşıyoruz. Mesela bunu destekleyecek bir bilgi sunabilir misiniz? Tabii yani ki sunarız. Hemen sunayım. Avrupa'dan Kudüs'e, onların inandıkları tanrıları diyelim artık, kendi karanlık tanrılarının emirleri doğrultusunda belli bir kozmik dizilim olduğu zaman Kudüs'te 3. Süleyman Tapınağı yapılacak. Boyut kapısı açılacak ki o esaret altındaki tanrıları tekrar kurtulsun, buraya gelsin. Yok, bunun için ne yaptılar? Şimdi filmi geriye sarıyoruz. Burada Hitler Büyük Orta Doğu Projesi'nin aslında açılışını yaptı. Kudüs'teki Süleyman Tapınağı'nı İsrail'in kurulmasını sağlamak için, orada Yahudi o gücünü ve kontrolünü sağlamak için yapılan bir proje. Şimdi bunu Hitler'in okült tarafı bizim bildiğimiz bir konu. Bunun üzerine birçok şey de söylenebilir. Onların Yahudilerle karşı olan yaptığı ama arkasında onu destekleyen Yahudi finansörlerin varlığı da bildiğimiz aynı bir aileler. Konu. Rothschild, ama şimdi Rockefeller, şöyle hiç değişmez. Hitler aslında Yahudiydi. Safkan olmayanları öldürdü dediğiniz zaman
genel kabulün dışında bir iddia ortaya atmış. Evet, bu çok önemli bir iddia. O zaman bunun üstüne... tabii bunun üzerinde yani bir şey üzerine temellendirmeden söylendiği zaman ve geçildiği zaman biraz komplo teorisi gözüyle, ki komplo teorisi kesinlikle olumsuz, böyle küçümsenecek bir şey değildir. O anlamda söylemiyorum. Herkes bunu araştırsın. Komplo teorisi çok önemli, isterim. Değerli bir disiplindir aslında. Hı-hı. Ama olumsuz bir algı oluştuğu için burada yanlış bir şey ediyorum. Anlaşılmasın. O zaman şöyle delillendirelim. Alois Hitler, Hitler'in genetik babası. Alois Hitler kimdir? Lionel Nathan denilen Rothschild'ın çocuğu. Yani buradaki iddia Rothschild'ın torunu oldu. Ama bu iddia mı sadece? Yani gerçek nüfus kayıtlarına mı dayanıyor? Tabii şimdi o yüzden aslında gerçek şöyle nüfus söyleyeyim. Kaydına baktığında Hitler yandı. Bu aslında böyleydi falan veyahut da böyleydi veya değildi diye herhangi bir reddiye veyahut da bir ona o anlamında söylemiyorum. Tabii bu tartışmalı başka bir tartışma konusu olacak. Tabii bir mutlaka program, derin bir konu. Başka bir program olacak. Konusu. Başlı başına müstakil bir konu ele alınacak bir konu. Böyle bir kayıt düştükten sonra biz aslında yine devam edelim. Tamam, o zaman son sözü söyleyeyim Hitler'le ilgili. Şöyle yapalım. Bize Hitler ne oldu? Yahudi düşmanı. Ben diyorum Safkan Yahudi. Rothschild'larla bir bağlantılı. Onların torunu. Ondan sonra ne diyorum? Hitler 2. Dünya Savaşı'nı kaybetti. Hayır, savaşı kazandı. Çünkü tam istediği şeyi elde etti. Ondan sonra Aldebaran şeyiyle, Viril projesiyle temaslar. Ondan sonra Ağrı'daki UFO'lar falan filan bir sürü hikayesi var. Ondan sonra Agartha'yla temasa geçiyor filan. Ondan sonra ne oldu? İntihar etti, öldü. Hayır, intihar eden ölen o değildi. Bunu bir çene kemiğiyle DNA ile kanıtlamaya çalışıyorlar ama yani o kanıtları kimse görmedi. Yani basitçe bir yazılmış A4 kağıdıyla biz bunlara inandırılmak zorunda kalıyoruz. Denizaltıyla Arjantin'e kaçıyor. Bunun kayıtları var. Bilimsel kayıtları da var. Raporları bu bununla da, ilgili. Bu da önemli bir tartışma. Tabii ki. Şimdi bunların bir sürü delili var. Yani bunların 100 tane 1000 tane delili olmadan biz bu iddiaları zaten çıkıp da televizyon karşısında yapmayız. Şimdi biz nereden 432'den Hitler'e geldik? Şimdi baktığınız zaman Göbels'ten geldik. Tabii şimdi geri oraya döneceğiz. Anunnaki bağlantısı olduğunu iddia ettiğimiz Jacob Rothschild, ki Yakup da biliyorsunuz aslında isminin bile nereden geldiği ayrı bir konu yaratabilir. Ekrandaki kafatası görüntüsüne bakarsanız ne kadar farklı olduğunu görebilirsiniz. Ve bilim iddialarına bakın. Hemen altta kullandığım şeylerde Joseph Goebbels'in kafatası. Bakın hiçbir oynama yapılmadan bizlere göre ne kadar farklı bir yapısı olduğunu burada... Gerçi bu çok şey tartışmalı olur yani bir kafatasının şekliyle... Şimdi zaten amacımız tartışma yaratmak. Bu bilimsel bir veridir demiyoruz. Biz diyoruz ki niçin Hitler kafataslarını ölçüyordu insanların? Mesela bugün kafatasında Türklükle ilgili bir yer, bölge var biliyorsunuz. Hani şimdi onu göstermeyelim de herkes... Kafatasçı kavramı da oraya geliyor. Şimdi size kafatasçı demesinler. Demesinler ama kafatası ile ilgili ben şunu söyleyeyim. Şimdi dünyanın her yerinde bulunan şu en ortadaki devasa böyle kafatasını görüyorsunuz. Bunlar deniyor ki bilim adamları bir hastalık vardı. İşte o hastalıktan bunların işte beyinlerin işte basıncı arttı, kafatası uzadı. Ya da bunlar kafalarını sararak uzatmak, tanrısallaşmak istediler filan. Hayır, böyle bir şey söz konusu değil. Evet. Çünkü kafa taslarının birbirine eklendiği yerler var. Bunlar evet, bizde... Ama benzerlik var dediniz doğru yani. Evet. Yani beni şaşırtan bir benzerlik değil, onu söyleyeyim size. Yani Rockefeller Rothschild'a da baksanız, ona da baksanız görüyorsunuz. Ve Mezopotamya bölgesinden Mayalara, İnkalara kadar bu kafa tasları var. Hani evrim kafa tasları işte ilkelden gelişmişe gidiyordu? Zeka, beyin büyüdükçe daha gelişiyordu. O zaman siz şu varlıkların ne kadar zeki olduğunu da ben o iddiayı yapan ana akım bilim adamlarına yöneltmek zorunda kalırım. Şimdi burada gördüğünüz gibi bu bize öğretilen sistemin dışında bir başka bir gen, başka bir kültür, başka saklanan bir gerçeklik var. Tamam, bize öğretilen şeyler de gerçek olanları var ama bu genetik olarak da, okült olarak da, frekans olarak da farklı. Geldik frekanslara. Frekanslar üzerine mesela bu çok enteresan bilgilerdi. Tabii programımız da sonuna doğru yaklaşıyoruz. Eyvah, son daha yeni başlamıştık. Toparlayalım diye, sığdıralım diye ben kalan süreyi de söylüyorum. Hı-hı. Şimdi bunun antik dünyada bu frekansların kullanılıp mesela bugünkünü anlattık. Hani bu hertz değişimi, hı-hı, notalardaki müzikte birçok şeyle. Eski çağlarda bu nasıl yapılıyordu? Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. En son araştırdığım Boston piramitleriyle ilgili bir bilgi vereyim. Bu bilimsel ölçülmüş bir değer.
Şu an o 300 metre dediğim Bosna piramidinin, Güneş piramidinin üzerinde 28 kilohertzlik bir frekans ürettiği tespit ediliyor. Nasıl yani, üretiyor, ne yapıyor? Şimdi nasıl ürettiğini bilmiyoruz. Zaten araştırılması yani lazım ama. Ölçülmüş mü yani? Ölçülmüş, bilimsel ölçülmüş. Hala da gittiğimiz yani zaman ölçülmüş. Piramit ölçüyor derken bir şey, yani frekans dediğimiz bir titreşim değil mi? Titreşim. Yani 4,5 metre çapında mesela, bir alandan bu 28 kilohertzlik frekansın. Ve ama yayın nasıl yapılıyor? Yani rüzgar esiyor da piramide değiyor da oradan mı çıkıyor? Hayır, hayır. Yani piramitlerden oluyor? Gelen bir frekans gökyüzüne doğru çıkıyor. Şimdi bunun... Ama durup yani bir taş... peki şunu sorayım, bilmediğim için soruyorum. Mesela şu bardak böyle durduğu zaman bunun bir frekansı var mı? Şimdi bardağın moleküler kendi yapısı frekansı var. Bu gökyüzüne yani bir şey saçmaz. Ölçülebilecek piramit nasıl saçıyor? İşte ben de ondan bahsediyorum. Bu piramit nasıl saçıyor? Hemen onlardan hızlıca bahsedeyim. Dünyada, dünya dışı teknolojiyle yapılmış piramitlere baktığınız zaman, ki bu Mısır piramidi, Bosna piramitleri, Çin'deki beyaz Türk piramitleri, Maya piramitleri gibi birçok şey var ki sular altında Bermuda Şeytan Üçgeni'nin merkezindeki kristal cam piramidi de buna dahil edebiliriz. Bunlara baktığınız zaman hepsi akifer dediğimiz su altı kanalları, nehirleri vardır. Bunların ya üstüne ya yakınına inşa edilmiştir. Buradaki suyun akış sırasında yarattığı manyetik enerjiyi geometrileriyle, kutsal geometrilere göre bunlar dizayn edilmiştir. Ve o kutsal geometri bunu alır, sıkıştırır ve yani nasıl 7 renkli şeyi sıkıştırdığınız zaman tek beyaz renge dönüşür. Beyazı 7'ye dönüştürürsün, tersi. Evet, piramit bunu da yapar. Hem enerjiyi 7 tayfına ayırır, hem de 7 tayfı tekrardan prizmaya şey yaparsanız toplayıp beyaz sıkışmış bir hale dönüştürür. Evet, sıkıştırıp, yoğunlaştırıp ve değiştirerek farklı bir enerjiye dönüştür. Bu bütün piramitlerde vardı. Mısır piramidinde de vardı. Ve bu piramitler dünya üzerinde belli aralıklarda, belli geometrilerde birbirleriyle enerji transferi de, haberleşmede, enerjide, silah olarak, radar olarak kullanılıyordu. Bunlarla ilgili bilgiler var. Bunların hepsi antik teknolojilerde kullanılıyor. O tünellerde ölçülen Bovis değerleri de Ravine tünellerinde, yani onu da araştırabilirler. Organit dediğimiz yapay şeyler var. Kayalar eritilerek yapılmış. Yani şimdi 30 bin küsür yıl önce hangi maymun muz yiyecek de kaya eritip de organit yapıp enerjiyi konvert edecek, çevirecek. Bu artık bu bizim bildiğimiz tarihle açıklanmanın çok ötesine geçmiş ve araştırılmayı hak edecek ama üstü örtülmeye çalışılan değerli konular. Burada bakalım, program kapanmadan söyleyelim. Yine frekanslardan slide 206'yı ekrana verebilirsek 432'yi evet. Şey yapayım. Tamam. O tekrar numarasını söyleyeyim. Rejdeki arkadaşlar oradan tamam, belki ıskalamış olabilir. Kaç numara? Bir frekanslardan, son 2 dakika içerisinde tamam, sığdıracağız. Slide 206 frekanslar klasöründen. Şimdi burada 432 olan kutsal geometri. Yani nedir kutsal? Geometrinin kutsalı mı olur yani? Şöyle, evrende öyle bir şey var ki biz bunu ses doğuşkanlarında geldi, da görüyoruz. Evet, geldi şu an. Evet. Bu nedir? Bak. Mesela 432 kes titreşilen şu bardağı 432 la titreşimini verdiğiniz zaman, altında bir kabin bunu titreştirdiği zaman üstüne bir kamera koymuşlar. Bunun titreşimini çekmişler. Soldaki 432'nin titreşimi, sağdaki de 440 yaptığınız zaman. Su mu var içerisinde? Tabii su, bu şeyin, suyun bu titreşim sayılarındaki... Evet, çok harika bir desen çıkmış ortaya, evet. Solda 432 Hz'te. Aynen öyle. Yani, bakın ne kadar net, ne kadar geometrik. Evet, yani ruhun gıdası işte. Evet, la, ruhun orijinal gıdası. Ama yan tarafta 440 Hz'deki la notası, GDO'lu bir nota. Şimdi bu suya bu etkiyi yapıyorsa... Yapıyorsa bize ne yapıyor? %72'si su olan bünyemize ve dünyanın 1/4 su, yani dikkat edin. Yani ben özellikle o örneği vermiştim reklam arasından önce. Ben oldum olası o akordu sevmemiştim. Aynen. Sonradan öğrenince, sizden duyunca bu kadar, o yüzden dikkatimi çekti. Evet. Hakikaten müziğin de GDO'lusu demek ki oluyormuş. Şimdi böyle son sözü söyleyelim. Bu la notasının orijinal hali ama öyle bir sistemde, müzik sistemi oluşturulmuş ki hangisini düzeltseniz diğer 11'i yine bir kayıyor ve olması gereken kozmik değerlere denk gelmiyor. Evet. Bununla ilgili detaylı bir çalışma var. Bundan evet, şimdi bahsedemeyiz. Fakat şöyle bir şey var. Burada kozmik geometri, kozmik müzik, kozmik frekanslar bizim için pozitif enerji kaynağıdır. Bundan ne kadar uzaklaşırsak o kadar bizim için negatif enerji üretir. Evet, yani her konuda bir öze dönüşe bağlanıyor mesele. Kesinlikle. Tabii programın da süresi de bu kadar. Saatlerce tartışabileceğimiz konular.
Ama inşallah burada konuştuğumuz konular bir anahtar, bir ufuk açıcı bir bilgi, araştırmaya sevk edecek tabii, bilgiler olmuştur. Tabii yani biz bunları bilimsel bir şey olarak iddia etmiyoruz evet, şu anda. Evet. Bunlar bizim ulaştığımız sonuçlar, düşüncelerdir. Lütfen bu konularda herkes kendi araştırmasını tabii, bağımsızca tabii. yapsın. Evet, evet. Ve gerekli merciler de bunları bilimsel olarak neticelendirsin. İstanbul, çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ediyorum. Evet. Sağ olun. Değerli izleyenler, bu hafta da Derin Gündem programının sonuna geldik. Önümüzdeki hafta bayrama denk geliyor. Ondan sonraki olacak. Bir sonraki bölümde diyelim. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.